Merhaba arkadaşlar. Siemens NX 12 içerisinde şik metal modelleme eğitimine devam ediyoruz. Şimdi göreceğimiz komut flash komutu. Flash komutuyla e, düz plakalarımıza e, bükümler ekleyebiliriz veya bükümlerin ucuna başka bükümler ekleyebiliriz. Büküm eklemek amacıyla kullanabileceğimiz bir komut. İlk olarak tab komutuyla bir plak e, oluşturalım arkadaşlar. Komutumuzu e, tıkladık tab komutuna. Bir tane çalışma düzlemi seçtik. Herhangi birini seçebiliriz. Önemli değil. Daha sonra rectangle ile şu şekilde bir dikdörtgen oluşturduk. E, ve finish kısmına tıkladık. Sonrasında zaten otomatik olarak 3 mm kalınlığımızı verdi. Değiştirmiyoruz kalınlığımızı. Ok' dedik. Bu şekilde bir plaka oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunun uç kısımlarını büküm ekleyeceğiz. E, bu işlemi nasıl yapacağımıza bakalım. Flash komutuna tıkladık arkadaşlar. Flash komutuna tıkladıktan sonra şu şekilde bir e, menümüz e, açıldı. Bir tane et seçmemiz gerekiyor. Ne tarafa büküm ekleyeceksek. Örneğin bu tarafa büküm ekleyeceksek şu edge'i seçebiliriz. Üst edge'i seçelim arkadaşlar ilk olarak. Seçtiğimizde yukarı doğru bir e, büküm e, yapmış oldu şu şekilde. Eğer alt edge'i seçseydik e, şu şekilde e, şuradan CTRL-Z yapalım Tekrar komutumuza gelelim. Alt edge'i seçseydik aşağıya doğru bir e, büküm yapacaktım. Yani bükümü ne tarafa e, yapmak istiyorsak buradan e, seçtiğimiz edge'e bağlı olarak bu değişecektir. Eğer e, yönünü değiştirmek istersek yine buradan e, reverse direction kısmına da tıklamamız mümkün. Bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Tekrar cancel diyelim. Planş komutumuza tekrar tıklayalım. Biraz yaklaşalım şu şekilde. E, sonrasında şu üst edge'imizi seçelim arkadaşlar. Bu kısımda görüldüğü gibi oklarımız mevcut. Bu oklarımıza yaklaştığımızda boyu ayarlamak için e, şu şekilde ileri geri yapabiliriz. Bakın yaklaştığımız anda yukarıya ve aşağıya bakan bir ok çıkıyor. Bu ok çıktığında artık mouse'umuzun sol tuşu da e, basılı tutulara yukarı aşağı oynatıp boyunu belirleyebiliriz. E, büküm uzunluğumuzun. Aynı zamanda Length kısmına gelip buraya bir değer verebiliriz. 100 yazdım. Enter'a bastım. Boyumu bu şekilde ayarladım. Veya şuradaki Length kısmından 120 verdim. Enter'a bastım. Boyumu bu şekilde de ayarlayabilmem mümkün. Alt kısımdaki offset değeri neyse yine geldiğimde bakın iki tane okum çıkıyor zıt yönde birbirine. Yine şu şekilde mouse'umu sol tuşuyla çekerek ileri veya geri şu şekilde bir offset değeri ayarlama yapabilirim. Yine bu kısımda da değer girebilirim. 15 girdim veya direkt olarak bu kısımdan girdim. 0 dedim offset değerimi. Bu şekilde ayarlamaları yapmış oldum. Açıyı ayarlamak için ise şu açı kısmındaki şu yuvarlak top gibi şeklin üzerine geldiğimizde çift okumuz çıkacak. Açıyla ilgili ayarlamaları da bu şekilde yapabiliriz. Buraya değer girebiliriz. 90 derece veya direkt olarak bu kısımdan 110 derece girdim mesela. Açı girebilmemiz mümkün. Şimdi e, şu kısma bir miktar daha bakarsak e, açımızı 90 derece olarak değiştirelim. Tekrar pardon şu kısımdan bir alt kısımdan angle'ı 90 derece yapıyoruz. Şimdi bu kısmı baktığımızda e, white option yani şuradaki büküm genişliği şu an full yani seçtiğimiz tüm edge boyunca bir büküm operasyonu yapıyor. At the center dediğimizde sadece seçtiğimiz kısmın ortasından bir büküm e, operasyonu yapar. Tabi bu büküm kısmının biz genişliğini ayarlayabiliriz. Diyelim ki buraya 40 mm verdik. Bu şekilde genişliğine ayarlamış olduk arkadaşlar. Tekrar uzunluğunu ve e, açısını da buradan ayarlayabilmemiz mümkün. At the center'dan sonra at the end dediğimizde ise Burada e, tabii bize referans end kısmı neresi olacak bir nokta e, seçmemiz e, gerekecek. End point'i belirlemek için şu kısımdan end point'i seçiyorum. Ve end point olarak e, arkadaşlar seçimimi yaptıktan sonra şurada bir end point seçeceğim. End point'imi oluşturdum arkadaşlar. Bu köşeye verdim. Ee, daha sonra buradaki oktan görüldüğü gibi e, ne kadarlık bir e, kısımdan bütün başlatacağım ayarlayabilirim. Veya şu kısma direkt olarak değer girebilirim. Veya direkt olarak bu kısımdan da e, değerimi girme imkanım var. Ette end'den sonra from e, end kısmı var. E, burada şimdi baktığımızda distance bir e, kısmı yaramakta. Distance bir kısmına 20 dedim şu şekilde. E, görüldüğü üzere. Daha sonra e, buradaki yine length değerimiz var. Length değerini 100 dedim. Buradan e, ölçülerimi ayarlıyorum. Angle değeri, açı değerim var e, veya şu kısmı biraz daha genişletebilirim. Mesela bu kısmı 40 yapalım arkadaşlar. E, ne kadarlık bir e, kısımda büküm yapacağımızı bu şekilde ayarlamış oluyoruz. From both ends dediğimizde e, her iki tarafa bu kez distance 1 ve distance 2 olarak e, değer atayacak. Buraya da 10 diyelim, diğer tarafa da 10 diyelim. Her iki tarafa eşit uzunlukta e, mesafe bırakarak büküme başlamış olsun. Bu şekilde detay ayarlamaları buradan yapabiliriz. Aynı zamanda burada Show Short cast dediğimizde bunları artık sembol e, buradaki e, sembolleriyle birlikte kısa yollarına atayacaktır. Eğer bunları gizlemek ve sadece e, pop-up menü olarak görmek istiyorsak Heart Short cast kısmına tıklamamız yeterli olacaktır. Şurada e, büküm boyumuzu ayarlarken detay bir e, ayrıntı var arkadaşlar. Aynı zamanda e, şu menümüzü şu şekilde e, açabiliriz, ayarlayabiliriz istersek. Şu kısma baktığımızda büküm yüksekliğimizin yani şu tanımladığımız e, yüksekliğin, Length e, dediğimiz yüz ölçüsünü, şunu full yapalım bu arada. Şu şekilde. Nereden başlayacağına karar veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Inside, Outside ve Web şeklinde e, yine seçeneklerimiz mevcut. Bakalım Inside kısmına e, tıklayalım şu şekilde. E, şu an e, buradaki değerimizi e, şöyle düzenleyelim. E, cancel diyelim bir saniye. Tekrar Flash komutuna gelip buradan tıklayalım. Şimdi arkadaşlar uzunluğumuz 100 mm olsun. Açımız 90 derece olsun. Bu 100 mm uzunluk şu saç parçamızın şu üst kısmından şu kısmın üzerine kadarki mesafeyi ifade ediyor. Şu an inside seçili olduğu için eğer bunu gelip outside yaparsak bu kez yüz ölçüsü şu parçamızın alt kısmından şu üst kısmına kadar ki mesafeyi e, ve, ve, ifade etmiş oluyor. Bir sonraki web kısmını seçtiğimizde bakın şuradaki bükümün tamamlandığı yani radyüsün bittiği kısımdan itibaren şu çizgiden üst parçaya kadar e, üst parçanın e, şu üst kısmın olduğu yere kadarki mesafeyi ifade ediyor. Bu kısım önemli arkadaşlar. Şu an tekrar bunu insight olarak ay ayarladım. Zaten insight'a e geldiğimde boyu kısalıyor. Outside'a geçtiğimde ise boyu Tekrar değişiyor arkadaşlar. Tekrar inside'e getirdik. Sonrasında e, baktığımızda burada bir e, material outside band outside e, gibi e, kısımlarımız var. Burayla ilgili de şuradaki offset değerimizi sıfır yapalım arkadaşlar. Şu an offset değerimizi sıfır yapıp e, şöyle yaklaştığımızda bakın tam parçamızın uç kısmından teğet bir şekilde yukarıya e, bükümü uzatmış durumda. Buna Material Outside dediğimizde bu kez iç kısmı teğet alarak uzatıyor görüldüğü gibi. Bu e, bent Outside dediğimizde ise Görüldüğü gibi radyüsten itibaren başlıyor. Radyüs değerince bent'i dış kısma almış oluyor. Yine bunların short katlarını getirmek istersek alttakini seçebiliriz. Ölçüsel ayarlamaları doğru bir şekilde yapabilmemiz için bu iki taraf önemli arkadaşlar. Hem length referans e, önemli hem de e, şu kısımda yer alan şunları hide'layalım. E, inset e, kısmı önemli. Bükümdeki ölçüsel değerler açısından. Offset değerimizi şu an 0 verdik. Şu kısımdaki menülerimize bakalım. Şöyle biraz daha açalım bu kısmı. Ben tradiyumuz şu an 3 milimetre olarak verilmiş durumda buradaki natural faktör kısmı k faktör gibi arkadaşlar her malzemenin ortasından kalınlığının ortasından bir tarafsız eksen geçmektedir ve büküme uğrayan malzemelerde bu tarafsız eksen ne yapmaktadır yer değiştirmektedir örneğin bu parça için bakarsak 3 milimetrelik parçanın her iki tarafına 1.5 milimetre uzaklığında orta kısımdan bir tarafsız eksen geçmekte büküldüğünde ise bu tarafsız eksen bu şekildeki bir bükümde içe doğru yaklaşmakta İşte bu ıı, tarafsız eksenin yer değiştirmesinden dolayı parça kalınlığına göre hesaplanan bir ıı, oranımız var bu ıı, oranını ıı, burada default olarak 0.33 mm olarak verilmiş eğer da nispeten kalın parçalarla çalışıyorsak ıı, kesim boylarını yani bunun açılım parçasını alacağız e, açılım parçasını Açılım şeklini aldıktan sonra e, ölçüsel doğruluğu yakalamak için natural faktör değeri önemli. Fakat şu an biz buna e, oynamayacağız. 0.33 olarak kalacak. Fakat bu da bilgi olarak aklınızda dursun. Daha sonra e, şu şekilde e, bent relief kısmı var. Örnek olarak bu ne demek? E, at center diyelim tekrar. Şu an şu kısımlardaki boşluk yani büküm işlemini rahatlatmak amacıyla e, bıraktığımız kısımlar. Buna nan dersek zaten hiçbir şekilde boşluk bırakmayacak. Round şeklinde dersek e, bunlara e, çeşitli e, ölçüler vereceğiz. Derinliğini isterseniz 6 mm e, bir miktar derinleştirebiliriz. E, şu şekilde bunları 5 yapalım mesela. Tabii bunları değiştirmek için Önce buradan yüz local value değerlerine girmemiz lazım altı yaptık daha sonra bunu da beş yaptık diyelim bu şekilde değişik ayarlamalar yapabilmemiz normal şimdi burada göstereceğimiz kısımlar bu şekilde. OK dedik. En son işlemimizi tamamladıktan sonra bu şekilde bir büküm operasyonunu yapmış olduk. Tekrar unsur ağacı veya part navigator kısmına gelip çift tıkladığımızda e, menümüzü tekrar aktif edebiliriz. Mesela şuna e, 80 derece diyelim. Şu şekilde bir e, açı verelim arkadaşlar. Şu şekilde OK dedik. Sonrasında tekrar flange komutumuza bastığımızda bükümle oluşturduğumuz flanşın ucuna da tıkladığımızda farklı bir e, büküm de eklememiz mümkün. Yani flanjın üzerine başka bir flanj da eklememiz mümkün. Bu şekilde düz plakalarımıza büküm eklemek veya eklediğimiz büküm ucuna, ucuna farklı bir büküm eklemek amacıyla kullanabileceğimiz bir komut olarak flanj komutunu görmüş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.